TRT sürekli altyazı döndü. Başbakan Erdoğan'ın politik açılım Türkiye programına katılıp çok önemli açıklamalar yapacağı duyuruldu. Program saati geldi. Erdoğan ortada yoktu. Devreye hemen bir müzik programı sokuldu. Başbakan yarım saat rötarla geldi. Gerçekten de önemli mesajlar verdi. O mesajlardan ilki askere ve malum belge olayına ilişkindi. İktidar ordu ilişkilerinde çok daha olumlu bir sürecin içerisine girdik. En azından sorgulanma karşısında ordunun çok daha olumlu bir yaklaşım içerisinde olduğunu, Genelkurmay Başkanımızla olan görüşmelerimde Genelkurmay Başkanımızın bu konudaki hassasiyeti çok açık nettir. Yani ben hukuka ters bir yapıyı, hukuka ters davranan, gerçekten orduma ve ülkeme zarar verecek bir subayı ordumun içerisinde yaşatamam. Bunu bana kendisi de söylemiştir. Başbakan, Genelkurmay Başkanı'nın bu sözlerini aktardı. Ardından askeri yargıya bir çağrı yaptı. Malum belgeye ilişkin olarak adli tıbbın verdiği raporu kabul etmelerini istedi. Tabii gelen o ihbarla ıslak imza meselesi bana göre çok büyük önem arz ediyor. Belki de bütün bu kilidi bu açacak. Şimdi burada tabii askeri savcının siville arasında bir sıkıntı var. Tabii sivilden istedik, üç kez diyor, göndermediler. Şimdi bu tabii bizi ilgilendiren bir olay değil. Ama yargı burada diyor ki ben size adli tıpla ilgili raporu gönderdim. Adli tıp raporunda ne diyor? Bu Dursun Çiçek'in eli ürünü olduğu kanaatine varılmıştır diyor. O zaman bunun gereği tabii yapılması diye düşünürüm ben. Dedi ve ekledi. Darbe baskılarına boyun eğmem. Rahat. Bundan önce olduğu gibi de kalkıp bırakıp gitmem. Bu gereğini yaparsınız yani. Gereğiniz onu yapın. Erdoğan demokratik açılımla ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Paketin meclise geleceği günün 10 Kasım olması eleştirilerine değindi. O tarihi bilerek seçtik dedi. 10 Kasım bir yas günü değil. Bir defa bunu bizim halkımızla paylaşmamız lazım. İki, Atatürk'ün yani yurtta sulh, cihanda sulh ifadesine en uygun gün bugün. Biz yani iç barışımızı sağlayabilmek için böyle bir şeyin ilk adımını bugün atalım. Böyle bir günde bunun çıkışını yapalım. Hani benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ebediyen payidar kalacaktır anlayışına da bu oturan bir çalışma olacaktır. Biz ölenle ölmeyiz. Biz onu eserlerle geleceğe taşırız. Erdoğan açılımla devam etti. Eve dönüşlerin devam edeceğinin altını çizdi. Birinci derecede mahmur kampı olabilir. Buradan bir giriş söz konusu olabilir, devam edebilir. Sonra sözü DTP'ye getirdi. Türkiye Partisi olmasını istediği DTP'nin İmralı ısrarını da sert bir dille eleştirdi. İmralı'yı muhatap alsınlar. Böyle şey olur mu ya? Nasıl konuşulur bu? Yani ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olmuş bir yeri siyasi irade muhatap alacak. Böyle saçmalık olur mu? Yani bunu söylemek onların zaten nerede olduğunu gösteriyor. Erdoğan'a Elbeşir krizi de soruldu. Başbakanın çıkışı çok ilginç oldu. Ben Darfur'a bu olaylar üzerine gitmiş bir başbakanım. Ve onu yerinde inceledim. Ama bana kimse Darfur'a girme demedi. Ve orada böyle bir ifade edildiği gibi soykırım tespitini biz yapamadık. Bir Müslüman soykırım yapamaz. Ve domuz gribi. Başbakan kürsüden adeta azarladığı Sağlık Bakanı Recep Aktağ'la sonradan meseleyi konuştuklarını hatırlattı. Zorlayıcı olmamak gerektiğini bir kez daha seslendirdi. Ama zorlayıcı asla olmamalıyız. Yan etkileri varsa nelerdir bunlar anlatılmalı. Faydaları anlatılmalı. Ve halkımız bu noktada bilinçlendirilmeli. Önüne gelen istediği gibi konuşmamalı.